Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Tekrar merhaba Orhun Bey. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Şu an bir ekiple birlikte oyun geliştirmekteyim. Yazılımla ilgileniyorum. 24 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Hı hı. Bir korku oyunumuz çıkacak 15 mobil Haziran'da. Mi? Yok, bilgisayar üzerinden satış olacak. Ne kadar 4 güzel, kişi çok oynanan. Tebrik ederim. 4 kişi oynanıyor. Oynanıyor, evet. Aynı zamanda 4 kişi de yapıyoruz diyebilirim. Bir de yöneticimiz var. Peki ben tek başıma oynayamıyorum. 4 kişi oynayabilirsiniz lazım. Tabii ama yani 4 kişi oynanması tavsiye ediliyor. Birlikte olan her şey daha güzel. Paylaşınca güzel mutluluklar. Falan. Reklam cümlesini de yapıştırdı. Çok güzel oldu. İnşallah iyi olur. İnşallah. Ne kadar güzel bir şeyle uğraşıyorsunuz. Peki kelimelerle aranız? Fena değildir aslında. İlk çıktığı zamandan beri yarışmayı takip ediyorum diyebilirim. Ailede ikinci katılanım ablam katılmıştı benden önce. Nasıl geçti onun için? 7100 almıştı sanırım. Gün ikincisi ya da üçüncüsü olması lazım. Bayağı zaman oldu. Çok o da üniversitedeydi. Harika. Bakalım siz ne yapacaksınız? Ailenin bir başka temsilcisi geldi. Evet. Peki. O zaman yavaş yavaş başlayalım mı Orhun Bey? Tabii. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Çok bilen kimse anlamında Arapça kökenli bir sıfat. Dahi? Değil. Çok bilen. Ne olan anlar efendim? Bilge. Değil. Arapça kökenli. Nokta nokta olan anlar. Alim. Alim doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek biliyorsunuz. Para birimi soruyoruz. Bakalım buna ne sorduk acaba burada. Meksika, Kolombiya, Arjantin gibi ülkelerin para birimi. Peso. Peso doğru cevap. Beş harflilerdeyiz sevgili harf severler. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Soru da şöyle. Mecazen ahbaplık, dostluk anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcük. Erbap. Değil efendim. Harf alayım. Harf aldık. U. Harf alayım. Harf aldık. U. Mecazen ahbaplık, dostluk. Harf alayım. Harf verelim. Hukuk. Hukuk doğru cevap. Efendim şimdi yine tek kelime ama Arapça, Farsça karması bir sözcük soruyoruz size. Gelsin bakalım. İhtimal anlatan bir bağlaç. Olası. O bir kelime. Bağlaç değil. Belki. Ne? Belki. Belki doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Soralım. Farsça kökenli zımba kelimesinin Türkçe karşılığı. Harf alayım. Harf verdik. G. Delgeç. Delgeç doğru cevap. Yine altı harfli tek kelime bir cevap istiyoruz. Gördünüz mü yine tek kelime? Gelsin bakalım. Teni ve saçları sarıya çalan, açık buğday rengi olan kimse. Harf alayım. Aa, peki. Harf al. U. Kumral. Kumral doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Tek kelime ve yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz. Gelsin sorusu. Gözetilen amaca veya beklenilene uygun olmayan, menfi. Gözetilen amaca veya beklenilene. Harf alayım. Harf aldık. L. Harf alayım. Harf aldık. M. Harf alayım. Harf aldık. O. Olumsuz. Evet. Olumsuz. Evet doğru, olumsuz doğru cevap. Ödüm koptu birden. Ne oldu, bu kadar niye bekledik acaba diye düşünüyordum tam. Sonra doğru cevabı unutmuşum o arada sevgili izleyenler. Yarışmanın ortasındayız. Orhun Bey, 2900 puanımız ve 2 dakika 15 saniye süremiz var. Yolunda gibi her şey. Böyle gidersiniz umarım. Umarım. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevap arıyoruz bu soruya. Bakalım.
Ağız ve boğaz banyosu. Gargara. Gargara doğru cevap. 8 harflere geçtik. Birleşik kelime soruyoruz şimdi şu soruyla. Etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak tüketilen, yemeği ve salatası yapılan bir bitki. Harf alayım. Harf verdik. Etli yapraklar ipucu olarak düşünülüyor. Otu. Hı. Semizotu. Semizotu. Semizotu doğru cevap. Efendim bir başka 8 harfli aradığımız cevap tek kelime ve Arapça Farsça karması bir sözcük. Bakalım kendilerine. Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı çıkan, karşı olan. Muhalif. Gibi bir şey. Hayır yapmayın. Karşı olan. Harf alayım. Harf verdik. Yandaş, taraftar sözlerinin karşıt anlamlısı. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Allah'ı. Allah'ı. Yok. Harf alayım. Buyurun. Hı, artık. Aleyhtar. Aleyhtar doğru cevap. Bakalım alabileceğiniz 4 harf kaldı. Hı hı. 4 tane de sorumuz var. 51 saniyeniz var. Tamamdır. Her şey kontrol altında gibi. Efendim 9 harfli ilk aradığımız cevap 2 kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Kötü niyet besleyerek düşmanca tavırlarla süzmek, incelemek anlamında bir deyim. 2 kelime miydi? Evet. Harf alayım. Harf aldık. Mastarla bitiyor. Bakmak. Hı. Nasıl bakmak? Pis bakmak. Yok. Kötü niyetle, düşmanca tavırlarla art. Süzmek. Yani nasıl mesela öyle düşmanca tavırla süzün bir yere. Harf alayım. Harf aldık. A. Nasıl bakmak kavga çıkarır? Yan bakmak. Yan bakmak doğru cevap. Efendim şimdi birleşik bir kelime soruyoruz. Yine 9 harfli ve kendisi bir zarf oluyor. Gelsin zarfımız. Önce Yaradan'ın izni ve yardımıyla ve Tanrı'ya güvenerek anlamlarında bir tabir. Tevekkül? Değil. Değil. Önce Yaradan'ın izni ve yardımıyla ve Tanrı'ya güvenerek anlamlarında bir tabir. İnşallah. İznillah. Gibi bir şey. İkinciyi anlamadım. Ya duyamadım. Bir iznillah. Ha siz bayağı sureyi okuyun bir atlayın. İnşallah dediniz ya. Maşallah. Önce Yaradan gibi düşünün. Önce Yaradan. Sonu doğru. İllallah. Bakın önce Yaradan. Yok. Bildiğiniz bütün. Evelallah. Evelallah olacaktı. Yok yanlış. Gerçekten yani Orhun Bey yüzdük kuyruğunda. İnanılmaz ya. Bayağı cayır cayır gidiyorduk. 10 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyime ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorulmuş. Bir şeye gücü yetmek. Harf alayım. Hakkından gelmek. Harf alayım. Başa çıkmak. Başa çıkmak doğru cevap. Efendim 10 harfli ve son aradığımız cevap bir birleşik kelime. Kelimeler birleşirken bir harf türemiş. Olacak iş değil. Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne bildiniz. Aynen gelsin soru. Güzel alımla hoşa giden kadın. Güzel.
güzel, alımlı. Ben burada cart bir isim söylesem ya bir tane. Güzel, alımlı, hoşa giden kadın. Yumuşak, hoş bir güzelliği olan. Cezbedici. Değil. Güzel de bir kelimedir. Ben çok severim. Yani çok kullanmam ama. Yok, çıkmayacak. Kadın ve erkek birbirinin karşı neyidir efendim? Cinsiyet. Cinsi latif olacaktı. Gerçekten stüdyoda üzgün alkışlar çınlıyor. Orhun Bey, gerçekten bir an cayır cayır gidiyorsunuz gibi düşünmüştüm. Öyle gelişmedi olaylar. Çeşitli kısmetsizlikler yaşandı. Takılınca. Ya da Ayşenur Hanım'ın gözü değdi. O da olabilir. O daha olası. Çünkü yarışmacılarımızın başına neler geldi sevgili izleyenler. Normalde olmuyor böyle şeyler biliyorsunuz. Orhun Bey, ayaklarınıza sağlık. İnşallah yeniden karşılaşırız. Ya da evelallah yeniden karşılaşırız. Maşallah yeniden karşılaşırız. Biznillah yeniden karşılaşırız. Başka bir şey dedi mi hatırlamıyorum. Onları da alttan yazarız artık. Sevgili izleyenler, ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Hanımlar, beyler, Orhun Bey'i arkaya yerine gönderiyoruz ve gün birincimizi yanımıza alıyoruz.